arkadaşlar üniversite sınavlarında en fazla soru sorulan ve öğrencilerin mutlaka mutlaka çok iyi anması gereken bir konu parça anlamla sizlerle beraberiz. Bu konuyu çok iyi öğreneceğiz. Bu konuyla alakalı nasıl tüm soruları doğru yapabiliriz bunu işleyeceğiz ve ardından da paragraf ağacımız dediğimiz parça anlam ağacımızdaki kavramların hepsini tek tek irdeleyeceğiz. Yani bu konudan soru nasıl gelir? Bu konuda nelere dikkat etmemiz gerekir? Paragraftaki soru soru tiplerini yaparken ya da paragraftaki duygular veyahut da üniversite sınavında şimdiye kadar sorulmuş kelimeler yani özgünlük özlülük, klasiklik, yatsımak, öykünmek, evrensele ulaşmak, zamana karşı direnebilmek bütün bu kavramları tek tek irdeleyip üniversite sınavlarına çıkabilecek paraflara karşı hazırlıklı olacağız. Ama temelinde bilmemiz gereken, bu arada taktikler de vereceğiz. Tüm soruları doğru için neler yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz ama temelinde bilmemiz gereken ilk önemli şeyi söylemek istiyorum size. Birincisi arkadaşlar bu kavramları zaten az biraz biliyorsunuz. Yani hem ortaokul yıllarında sınavlarda bu tarz konulardan soru çözdünüz hem de üniversiteye giriş sınavına belki ikinci kez giriyorsunuz ve üniversite sınavlarında da buna benzer denemelerde paraflarını çözüyorsunuz. Fakat şu dikkatinizi çekti mi? Geçen yıl giren adaylara sorduğunuzda veya kendinize sorduğunuzda hep şunu söylerler. Ya para soruları çok uzundu yetiştiremedim. İşte Türkçe'ye tahmin ettiğinden daha fazla süre ayırmak zorunda kaldım. Bunun sebebi ne? biliyor musunuz? Beynimizin hep klasik bir soru adedine odaklanması. Yani şöyle düşünün. Üniversite sınavlarında diyelim ki 40 soruda 20 tane paragraf çıktığını düşünelim. 20 buna benzer bir rakam çıkıyor yani. Siz denemelerde hep 20 soru çözüyorsunuz paragrafı. Yani 20 soru 20 tane uzun paragraflar çözüyorsunuz. Tabii sosyal bilimlerde, tarihte, coğrafyada da uzun sorular var ama Türkçe paragraf sorusu açısından düşünelim. Hep 20 tane paragraf soru çözmeye alıştırıyorsunuz kendinizi. Evde çözdüğünüz soru bankalarındaki test sayısı da genellikle maksimum 7-8 hadi çok olsa 10. Yani test bir çözüyorsunuz 10 soru sonra beyniniz dinleniyor cevap anahtarına bakıyor düşünüyor. Ardından tespite geçiyorsunuz, bir 10 soru daha çözüyorsunuz. Beyniniz dinleniyor, cevap anahtarına bakıyor, bir düşünüyor, belki bir telefonla oynuyorsunuz. Yani beyin test çözerken 10 soruda bir dinlenmeye alışıyor. Deneme çözerken de 20 tane paragraf sorusu çözmeye alışıyor. Ve bunun sonrasında bazen 20'de 18 yapıyorsunuz, bazen 17, bazen 19, bazen 20. Veyahut da test çözerken bazen 10 soruda 10, bazen 9, bazen 8 yapıyorsunuz ve bu şekilde ilerliyor. Gerçek sınava girdiğinizde ise gerçek sınavın verdiği bir stres, soruların yerlerinin değişmiş olması ve yanlış kondisyon çalışması yapmanız nedeniyle Türkçe soruları size uzun geliyor. Peki bu nasıl yeneceğiz hocam? Çok basit. Test bir, test 2, test 3'ü tek tek çözeceksiniz ilk başlarda ama sonradan test 4, 5, 6'yı bir anda çözeceksiniz. Yani sınavda çıkandan daha fazla paragraf sorusu dilimleri ayırmanız lazım kendinize. Yani diyelim ki üniversite sınavında 20 tane paragraf sorusu çıkıyor. Sizler bir oturuşta en az 30 paragraf sorusu çözeceksiniz. 30'da 28 yapıyorum. 30'da 27 yapıyorum. 30'da 25 yapıyorum. 30'da 30 yapıyorum. 30'da 28. Böyle konuşacaksınız. Sonra gerçek sınavda 20 tane paragraf sorusu size kebap gelecek ve Türkçe soruları uzun gelmeyecek. Bakın, eğer bu seneki üniversite sınavında 5 tane paragraf sorusu sorsalar, kimse paragraflar çok uzunluğu demez. Niye? Çünkü herkes kendini 20 endekslemiş. Denemelerde, testlerde böyle çözüyor. Dolayısıyla her zaman daha fazlasını yapmak size sınavda kolaylık sağlayacaktır. Daha fazlasını yapmak derken testleri birleştirip 30 sorudan sonra cevap anlatana gitmeniz gerekiyor. Şimdi bu bilgiyi, bu taktiği verdikten sonra size ben kendim üniversite sınavına böyle yapmıştım. Yani test biri çözüp dinlenmiyordum. Bütün sergiliyordum. Parça anlam, parça ana düşünce, yardımcı düşünceler, paragraf bunların hepsini öğreneceğiz. Şimdi gelin ilk başta hepsini doğru yapmak için neler yapmamız gerekiyor oradan başlayalım. Hepsini doğru yapmak için neler yapmalıyız? Birincisi herkesin bildiği şeyle başlıyorum. Önce soru kökünü okumalı sonra paragraf okumalı. Yani direkt paragraftan başlarsanız zaman kaybedersiniz. Bu bir. Hatta önce soru kökünü sonra hafif bir seçeneklere bakıp paragrafa da geçenler var. O da bir taktiktir ama kesin olan bir taktik varsa bu yüzde doğru. Önce soru kökü okumalı sonra paragrafa geçilmeli. Soru köklerindeki değildir gibi olumsuz ifadelere dikkat etmelisiniz. Yani soru kökünde eğer Yanlış anlarsanız veya soru kökünde değinilmemiştir sorusuyla çıkarılamaz sorular arasındaki farkı bilmezseniz sınavda kaçırırsınız. Nasıl yani hocam? Değinilmemiştir sorularında paragrafı tek tek kontrol etmeniz gerekirken çıkarılamaz sorularında çıkarılabilirin olumsuzuna baktığınız için birazcık yorum yapmanız gerekebilir. Onları birazdan zaten söyleyeceğiz ana düşünce ve yardımcı düşünce konusuna geldiğimizde aklımıza gelen ilk seçenin doğru olma olasılığı yüksektir bakın yüzde yüz doğrudur demiyoruz yüksektir neden çünkü bilim insanları yaptıkları araştırmalarda insanların yanlış cevabı aa bu yanlış cevabı hatırladım deme ihtimali düşük ama doğru cevabı hatırlayabiliyorlar mesela siz benim kardeşimin ismini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Çünkü hiç duymadınız bunu. Dolayısıyla bu sizin için yanlış bir cevap olacak. Ne söylerseniz söyleyin attığınız için seçenekler de olsa yanlış cevap vereceksiniz. Ama bildiğiniz bir şey veya önceden duyduğunuz bir şey hakkında aklınıza bir şeyler geliyorsa muhtemelen doğru cevaptır. Yani siz bir paragraf sorusunu çözerken özgünlük, farklılık, özgünlük diyor. Sonra da ya ben böyle şeyler hep çözüyordum. Hep özgünlük çıkıyordu der ve doğru cevabı işaretlerseniz. Diyelim ki B seçeneğinin doğru olduğunu inanıyorsunuz. Ya bunlar zor sordu galiba C mi D mi demenize gerek yok. Gerçekten o doğru cevaptır. Yani aklımıza gelen ilk seçenek, içinize silen ilk seçenek genellikle doğru cevaptır. Bu da çok önemli bir bilgi. Öğrencilerin cevapları değiştirdiklerinde hep yanlış cevaba gitme ihtimallerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Paragraf sorularını nasıl iyi yapabiliriz denildiğinde klasik bir cevap vardır. Kitap okuma. Eğer kitap okumayı seviyorsanız, akşamleyin dinlenirken veyahut da gündüz dinlenirken kitap okumak sizin için bir sevdaysa, zaten sizler paragraf sorularını çok iyi yapıyorsunuz. Burada sıkıntı yok. Bunu YÖK Başkanı da söyledi, ÖSYM Başkanı da söyledi. Çok kitap okuyanlar sınavda yapacaklar dedi ve geçen sene de hakikaten matematikte de, Türkçede de uzun uzun sorular sordu. Matematikte biraz sürprizler vardı. Orada hakkınızı yemeyeceğiz ama Türkçede yani uzun paragraflar vardır. Yapan rahatlıkla yapabiliyordu. Şimdi kitap okumak önemli ama kitap okuyacak kadar vaktiniz yoksa hocam ben sayısalcıyım matematik fizik geometri biyoloji kimya bir sürü şeyle uğraşıyorum AYT'ye de çalışmaya başladım yani ikinci sınavda hızlı bir şekilde çalışmaya başladım diyorsanız veya hocam ben sözelciyim ama kitap okumayı sevmiyorum dizi izlemeyi seviyorum diyorsanız ama ben paragrafların hepsini doğru yapmak istiyorum diyorsanız sizin için en önemli kaynağı söylüyorum geçmiş yıllarda sorulmuş parçada anlam yani paragraf sorularını hatta tüm sınav sorularını çözmeniz gerekir. Niye? Çünkü ÖSYM hep benzer kavramlar üzerine odaklanır. Yani az önce söylediğim gibi özgünlük, işte özlülük, evrensellik, iştenlik, işte doğallık. Buna benzer işte eleştirmenlerin çok nesnel olması gerektiği, sanatçıların hep özden olması gerektiği bu kavramlar üzerine dolaşıp durur. Kalıcılık falan. Siz geçmiş yıllardaki soruları çözdükçe şunu anlarsınız. Ya adamlar esasında benzer şeyleri soruyorlar. Yani şöyle düşünün. Polis akademisinin sınavına giriyorsunuz. Polis okulu sınavına. Yani sınav çekemiyorsanız, hızlı koşamıyorsanız, fit değilseniz giremeyeceğiniz belli zaten abi. O değil. Ama fitsiniz, biraz sportifsiniz. Adamların size ne soracağını bilip ona göre de hazırsınız demektir. İşte geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözdüğünüz zaman oradaki kavramlara, oradaki paragraflardaki içeriklere aşina olduğunuz zaman sınavda birçok soruyu rahatlıkla ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Daha anlayacağınız bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki futboldan anlamayan bir adam veya bir insan veya bir kadın fark etmez. Eee... Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti çok basit bir muhabbettir esasında. Fenerbahçe Galatasaray muhabbetinde devreye giremez. Bilmiyor, konuyu bilmiyor. "Ne yani, falan der. "Evet, evet." falan der. Ama futboldan anlayan bir insan ne yapar? "Aa, Fenerbahçe Galatasaray muhabbetinde mutlaka bir şekilde araya girip bir şeyler söyleyecektir." İşte sizin de artık bu seneki muhabbetiniz üniversite sınavları. ÖSYM'nin paraflarıyla alakalı ne dönüyor, ne konuşuluyor, bu adamlar ne soruyorlar bilmeniz lazım. Zaten hep geçmiş yıllardaki Nurullah Ataç'ın, Cemil Meriç'in, Mehmet Kaplan'ın kitaplarından soruyorlar. Yani o adamların dünyasındaki konuları bilirseniz çok rahat soruları da yaparsınız. Ya gene aynı şeyi sormuşlar gibi düşünürsünüz ve yaparsınız. Bunu da ancak geçmiş yıllarda sorulmuş paragraf sorularını çözerek elde edebilirsiniz. Uzun paragraflarda sorunun cevabı daha net verilir. Bu da doğru. Paragraf ne kadar uzunsa sorunun çeldiriciliği, sorunun bilgiye dayalı olan kısmı o kadar azdır. Paragraf ya da soru kısaldıkça adam daha zor soralım der. Çünkü paragraf uzunsa şunu demek istemiştir adam. Ya zaten uzun sorduk. E çocuğun zaten zamanını yiyoruz bari dikkatini ölçelim. Birazcık da anlama yeteneğini ölçelim derler. Ama soru kısaysa ya zaten soru kısa. Bari dikkat artı zeka artı yorum artı bilgiyi de ölçebilelim diyebilirler. Dolayısıyla uzun uzun sorular çözmek ve uzun soruları görünce korkmamak en doğru karardır. Bir metnin ilk cümlesi nesnel ise genellikle ana fikir ilk cümledir. Evet, nesnel cümleler yani kişiden kişiye değişmeyen genel geçer cümleler ana düşüncelerden biri olabilir. Ve dolayısıyla genellikle diyoruz zaten yüzde yüz demiyoruz. Ana fikir ilk cümlelerde olabilir eğer nesnel ise. Metnin sonunda özetleyen veya sonuç bildiren ifadeler yer verilmişse yani sonuç olarak özetle bundan dolayı gibi ifadeler varsa ana düşüncenin son cümlede olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da çok önemli bir uyarı bakın bunu söylüyorum ve sonrasında hemen konumuza geçiyoruz. Nasıl bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkamazsınız? Düşünsene bir filme gitmişsiniz sinemada. Film izliyorsunuz. 10 dakika kala çıkıp gidiyorsunuz film bitmesine. Bu ne kadar kötü bir şey değil mi? Niye? Ya film 10 dakikada bitirilir mi? Bitirilmez. Neden bitirilmez? Çünkü son 10 dakikada esas verilmek istenen mesaj vardır. Ya kız oğlana kavuşacaktır ya sevgili sen ayrılacaktır ya iyiler kazanacaktır, kötüler kaybedecektir. Dolayısıyla bir paragrafın son cümlelerine çok dikkat etmeniz gerekir aynı film gibi. Bu %100 değil. Bazen ilk cümlede de olabilir ama %95 diyelim. Son cümlelere çok dikkat edin. Son cümleden vurguyu verir ve kaçar. Şimdi başlayalım ana düşünceye. Ana düşünce yani ana fikir fikirlerin anasıdır. Yani e, düşüncelerin anasıdır. Parça okuyucuya verilmek istenen asıl düşünceye, ana düşünce denir. Birazcık konu anlatımına geçelim. Sonrasında bununla alakalı sorular nasıl geliyor? Onlara bakacağız. Ana düşünce parçayı kapsar nitelikte genel bir yargıdır. Bakın burası önemli. Parça tek bir cümleyle özetlenecek olursa bu ana düşünce cümlesi olur. Ana düşünce bulmak için kısacası sonuçta oysa bence özetle aslında gibi ifadelerden sonra ana düşünce geleceğini unutmayacağız örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceği de unutulmamalı. Yani örneğin diyorsa demek ki bir şey söylemiş ona örneğin diyor. Burası da önemli bir bilgi. Ana düşünce bir cümle şeklinde parçanın başında sonunda veya herhangi bir yerinde olacağını zaten söyledik. Şimdi ÖSYM'nin ÖSYM oldu tabi bu. ÖSYM'nin ana düşünceyle ilgili soru tipleri hep şunlar. Parçada asıl anlatılmak istenen nedir diyorsa soru kökünde size düşüncelerin anasını yani ana düşünceyi soruyor. Yani bu adam niye bunu yazmış onu soruyor bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine varılabilir diyorsa bu da yine ana düşünce. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce hangisidir diyorsa bu da yine ana düşünce. Bu parçadan çıkarabilecek en kapsamlı yargı nedir diyorsa bu da yine ana düşünce. Ana düşünce bazen parçanın sonlarında olur. Bazenden kastımız burada %90 demek istiyorum. Çünkü az önce söylediğim şey çok önemli. Nasıl bir filmin son 10 dakikası izlenmeden çıkılmıyorsa... Paragrafın son cümleleri mutlaka ama mutlaka okunmalı. Ana düşünce bazen ilk cümlededir olabilir, bazen ilk ve son cümlede, bazen de paragrafın bütünü yayılır. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi siz ana düşünce sorularını çözerken kendinize şu soruyu soracaksınız: Yazar bu parçayı hangi amaçla yazmış? Bu adam işsiz mi kardeşim? Bu adamın derdini bize ne anlatmak istiyor? Dediğiniz zaman işte bu size ana düşünce verir. Parça bizim kabul etmediğimiz bir fikir için ne olabilir? Bazen sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz bir konu hakkında bir düşünce konusunda aynı çizgide değilsinizdir yazarla. Ama siz soruyu kendi düşüncenize göre değil yazılardan hareketle yani adam ne yazdıysa ona göre hareket etmeniz lazım. Burası önemli. Gelelim paragrafta konuya. Üzerinde durulan her türlü kavram biz konu diyoruz. Parçanın konusu bulunurken parçada en çok tekrar edilen sözcüklere dikkat etmeniz. Yani parçanın içerisinde sürekli özgünlük, 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 farklılık diyorsa muhtemelen cevap özgünlük olacaktır. Klasiklik, çağlara denebilmek, zamanın sınavını kazanabilmek, zamanı aşabilmek diyorsa muhtemelen cevap kalıcılık olacaktır demeniz lazım. Ve ilk cümlelerde yine dikkat etmemiz gerekiyor. Parçanın konusuyla ilgili soru tiplerine baktığımızda ÖSYM'nin bu parça hangisinden söz edilmiştir dediğini görüyoruz. Yani şimdi bakın şurası önemli. Şuradaki farkı göstermek istiyorum sizlere. İzin verirseniz bak. Asıl anlatılmak istenen hangisidir? Hangisinden söz edilmiştir? Yani neden bahsediyorlar? Bu parça yazar neden bahsetmiştir? Parçanın konusu hangisidir? Yazar hangisinden yakınmaktadır? Eserin hangi yönünden söz edilmektedir? Parça yazarının hangi özelliği vurgulanmıştır gibi ifadeler eserin konusudur, parçanın konusudur. Parçada yardım düşüncelere baktığımızda ana düşünceye zemin oluşturan düşüncelere yardım düşünce diyoruz. Zaten birazdan da göstereceğiz. Yardım düşünce artı yardım düşünce artı yardım düşünce, artı yardım düşünce eşittir ana düşünce olacak. Yardımcı düşünceler parçayı tam olarak kapsayamaz ana düşüncenin anlamasını, anlaşılmasını sağlar niteliktedir. Bakın bunu da zaten yazmışız. Yardım düşünce artı yardımcı düşünce eşittir işte ana düşünce. Yardım, yardımcı düşünceyle alakalı soru tiplerine baktığımız zaman biraz hızlı anlatıyorum ki hemen bunu bitirip soru çözmeye başlayın. Geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözüp tüm kavramlara aşina olun. Zaten ben de hiç çözmezsiniz diye, benim dediğimi dinlemezsiniz diye size bazı kavramları da böyle göstereceğim. Duyuş, basma kalıp salık vermek bunların da ne olduğunu dile getireceğiz. Şimdi devam ediyorum. Bu parçadan hangisi çıkarılamaz sorusu net bir şekilde yardım düşünce sorusudur. Veyahut da hangisine değinilmemiştir, hangisine ulaşılamaz, hangisinden söz edilmemiştir diyorsa yardım düşünce sorusudur. Peki şuraya dikkat edin. Değinilmemiştir ve çıkarılamaz soruları aynı cevaba gitmez. Değinilmemiştir sorularına daha fazla zaman kaybetmeniz gerekir. Tek tek paragraftaki cümleleri irdeleyip ha burada Hmm diye tek tek sorgulamanız gerekirken çıkarılamaz sorularına gerçekten çıkarılamayacak olan anlamsız saçma bir cümleyi de işaretleyebilirsiniz. Yani mesela ben çok soru çözdüğüm için çıkarılamaz sorularına paragrafı okumadan da A, B, C, C. çıkmaz ki ya sanatçılar hiçbir zaman olmaz. Sanatçı özen olmalıdır diyebiliyorum bazen. Veyahut da işte üslup ve içerik birbirinden bağımsızdır, hiç alakasıdır gibi bir cümle görünce ya böyle bir şey yok diye, edebiyatta deyip yakalayabiliyorum. Diğer seçenekleri de okuyup. Ama değinilmemiştir sorularında ben de işsiz bir şekilde tek tek bakıyorum. Çünkü adam her şeyi değinip çok önemli bir şey değinmeyebilir. Tamam. Burayı da söyledikten sonra gelelim paragrafta başlığa. Konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan sözlere başlık diyoruz. Konu hakkında bilgi veriyor ve ana düşünceyi de çağrıştırıyor. Anahtar kelimeler paragrafın içerisindeki cümleleri veyahut da bir cümlenin anlatmak istediği e, ifadeyi anlatırken kullandığımız kelimeler anahtar kelimelerdir. Yani siz eğer kalıcılık konusunu işliyorsanız, kalıcılık konusunu işlerken zaman, işte değer, değerini yitirmemek, zamanın sınavını aşabilmek gibi kelimeleri mutlaka anahtar sözcük olarak kullanmanız gerekir. Parafta soruyu zaten biliyoruz. Bu paraf hangi sorunun cevabıdır diyorsa eğer bu tip soruları çözerken parçanın ilk cümlesine dikkat etmemiz gerekir. Çünkü eğer evet, hayır, asla, çünkü gibi ifadeler başlıyorsa bu bizim soruyu yapısal olarak değiştirmemiz, yapısal olarak incelememiz gerektiğini gösterir. Parafta olay, zaman, yer ve varlık kadrosunda da öykü, roman, masal, fabul gibi türünde bunlar olay yazılarıdır ve bunlarda olay, zaman, yer ve varlıklar daha net, aşikar bir şekilde sorulur. Paragrafta duygulara baktığımızda yazarın iç dünyasına ait pişmanlık, küçümseme, beğenme, korku, sistem gibi duygular bunlar paragraftaki izlenimlerdir. Bunları da çok dikkatli bir şekilde bol soru çözdüğünüzde geçmiş yıllardaki sınavlarda sorulduğunu ve rahatlıkla yapılabileceğini görürsünüz. Görme, işitme, dokunma, hissetme, tatma, koklama bunlar duyulardır. Bunları anlatım biçimleri konusuna geldiğimiz yani parçalı anlatım konusuna geldiğimizde daha detaylı bir şekilde deliyiz ama şu kadarını bilmemiz lazım. Görme duyusu varsa gözleme dayalı bir anlatım vardır. Gözlem gücünden faydalanmıştır ve görme duyusuyla alakalı bir şeyin faydalandığını görürsün. Mesela kırmızı bir kalem kullanıyordu hoca dediğimizde. Burada bir görme duyusundan faydalanmıştır. İşitmeyi zaten biliyoruz yaprakların hışırtısı. E, tatmayı zaten biliyoruz acı bir tadı vardı. Koklamayı zaten biliyoruz güzel bir kok geliyor der. Ama dokumayı bence birçok arkadaş karıştırabilir. <laughs> Dokunmayla alakalı şunu söylemek istiyorum dokunma duyusu sadece ve sadece işte sert bir e, işte e, örtü vardı veyahut da yumuşak bir kolu vardı bu tarz şeyler değil. Dokunma duyusu bunlar da var tabii ki ipeksi bir saçları var dediğimizde bu dokunma duyusu ama dokunma duyusu şu da dokunma duyusu arkadaşlar. Sıcak bir Temmuz sabahıydı. Bu tam bir dokunma duyusu. Niye? Çünkü biz havanın sıcak olduğunu gözümüzle görerek anlayamayız. Yani bakarsın kışın da hava güneş olabilir. Aa, baktım sıcak diyemezsin. Ya da böyle kokluyorum çok sıcak falan diyemezsin. Ya da duyuyorum ya çok sıcak diyemezsin. Ancak sıcaklığı böyle kolumuzu çıkarırız veya tenimizi. O anda tenimize soğukluk veya sıcaklık değer ve o zaman anlarız. Dolayısıyla havanın sıcaklığı ve soğukluğu dokuma duyusuyla algılanır. İnatçılık, sorumluluk sahibi olmak, şefkat disiplinli gibi kavramlarda karakterlerdir. Bunlar iç portre yapılan paragraflarda ruhsal portre yapılan paragraflarda karşımıza çıkar. Şimdi paragraf sorularına çıkan bazı kavramları bilmenizi istiyorum. Mesela Bunları zaten ben öğretmeden de siz bol bol soru çözüp yanlış yaparak öğrenmeniz lazım bir. Geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözerek yanlış yapmanız lazım iki. Ve soruları çözerken 20'li setler halinde ya da normal test kitaplarında gibi onarlı setler halinde değil. Bir oturuşta 30-30 çözerseniz 30'da 28 yapıyorum. 30'da 20 yapıyorum. Gerçek sınavda 20 soru çıkınca da 20'de 20 yapıyorum der kurtulursunuz. Şimdi kanıksamak, çağdaştan başlayalım sırayı bozmayalım. Çağdaş arkadaşlar modern demek değildir. Çağdaş insan çağına uygun hareket eder. Yenilikçi insan ise çağından daha farklı şeyler yapabilir. Mesela ben çağdaş bir insanımdır. Çağıma uygun hareket ederim. Ama sizler gençler yenilikçisiniz. Çok daha farklı sıra dışı şeyler isteyebilirsiniz. Çok daha farklı sıra dışı giyinebilirsiniz. Ben ise çağa uygun hareket ederim. İşte tişört, pantolon falan filan bu kadar. Yani geride, geride kalmıyorum. Yani gidip de böyle fesle falan da gezmiyorum ama çağıma uygun hareket ediyorum. Sizler ise daha yenilikçi tarzda kıyafetler giyebilir ya da tavırlar, düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Bu üniversite sınavında 99 yılında sorulmuş. Çağdaş bir klasiktir demiş. Zamana uygun eserler verebildiği gibi e, asla da unutulmayacak olan anlamda söylemiş. Dolayısıyla çağdaş demek yenilikçi demek değil. Çağdaş insan çağına uygun hareketler. Kalıcılık, unutulmamak, zamana karşı dinlenebilmek, zamanın sınavını aşabilmek her zaman e, edebiyatçıların en büyük hayali budur. Yani unutulmamak ister. Ya bir kitap yazayım her zaman sevilsin. Bir işte şiir yazayım her zaman dilden dile dolaşsın der. Zaten biz de şu anda edebiyat dersinde Ahmet Haşim'in ya da Namık Kemal'i ya da Orhan Veli'yi işlerken onların önceden yazdıkları eserlerde klasik olmak için, unutulmamak için güzel şeyler yazdığını hissedebiliyoruz özgünlük mutlaka ve mutlaka üniversite sınavlarında bir şekilde dönüp dolaşıp cümlede anlam ya da sözcükte anlam ya da parça anlamda karşımıza gelen önemli bir kavramdır. Bütün sanatçıların amacı ee, ilk başta özgün olmak ve özgünlüğü yakaladıktan sonra da kalıcılığa ulaşmaktır. Yani farklı olmak ve kalıcılığa ulaşmak. Tabii bu özgünlük içinde bazen e, ister istemez öykünlükleri yani benzemeye çalıştıkları insanlar da olabilir. Ne kadar özgün olmak istese de arada bir yazdıkları başkalarının yazdığını anımsatabilir. Başkaları başka bir yerlerde duymuş gibi olabilirsiniz. İşte bu da öykünmektir. Hani belki edebiyat çalıştıysanız duymuşsunuzdur. Divan edebiyatında taklitçilik geleneği vardır. Yani nazirecilik geleneği. Ne yapar adam? Aynı ölçüde, aynı uyakta, aynı beyitte, aynı gazel gibi, kaside gibi nazım biçimiyle başka bir şairin şiirini taklit eder. Ve onu e, işte bir şey yazamadığı için değil, ona benzer yaparaktan daha güzeline ulaşmaya çalışır. Mısra'ya, Azze'ye ulaşmaya çalışır. İşte özgün olmak için bazen büyük sanatçılardan da faydalanabiliriz. Ama büyük sanatçıları birebir taklit ettiysek o zaman özentili yani böyle taklitçi yani böyle boyalı anlatım yapan işte kendi bir şey yapamamış ana özenti bu denilecek duruma düşeriz ki bu çok kötü bir şeydir. Yani özentili olmak eksi, özgün olmak artı, kalıcı olmak artı bir durumdur. Şimdi özentisizle özentiliği karıştırmayalım. Özentili taklitçi olmak kötü bir şey. Özentisiz, özgün, farklı kimseyi taklit etmiyor. Bu güzel bir şey. Ha bir de özenli var. Özenli iyi bir şey özensiz kötü bir şey. Yani özensiz davranıyor. Yani çok baştan salma davranıyor. Dolayısıyla burada T ifadesi T yapım ekine çok dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Arı dil sade böyle İslamiyet önceki gibi sap sade bir dildir. Bulgu bulunan şeyler anlamına gelir. Biçem şiirin biçimiyle alakalı, üslubuyla alakalı, tarzıyla alakalıdır. Görecek işten kişiye değişen, görecelik bir kavramdır. Yetkin o konuyla alakalı bilgiye sahip yetkin bir insan. Duyarlılık onunla alakalı belli bir düşünceye sahip olmak, belli bir etkide bulunmak yani tamamen duyarsız değil duyarlı konuya karşı ilgili anlamında. Biçim yine aynı şekilde üslupla alakalıdır. Yatsımak inkar etmek anlamına gelir. Mesela sizin iyi bir üniversiteyi kazanacağınız yatsınamaz. Yani inkar denemez. Sizler şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar muhtemelen çok iyi bir üniversite hayallerindeki bölüme girecekler. Bu yaslanamaz. Niye? Çünkü oturmuşlar parça alakalı video izliyorlar. Ardından bol bol soru çözecekler. Taktikleri öğrenecekler. Pat 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 pat. Yatsınamaz bu kesin. Kanıksamak da sizin başarılı olacağınız biz kanıksadık. Buna alıştık manasına gelen bir kelimedir. Bunları zaten soru çözdükçe daha iyi anlarsınız. İşlev ne işe yarıyor? Ne amaçla yani ne işe yarıyor? İşlevi ne? Mesela bu kalemin işlevi yazı yazmaktır. Benim şu andaki işlevim sizin derslerinize faydalı olmak. Size derslerinize faydalı olmak. Sizin şu anki işleviniz iyi bir üniversiteye girinceye kadar gayretli bir şekilde gayretli bir şekilde çalışmak ve sınavda başarılı etmek. kalıp tek düzey yani böyle hep böyle herkesin bildiği, hep aynı benzer esprileri, benzer e, benzetmeleri, benzer söz sanatlarını yapmak basma kalıplık anlamına gelir. Duyuş dediğimiz ise e, şairin bir duyuşu, bir anlayışı, bir tarzı vardır. Onu olay yansıtış tarzı vardır, budur. Salık vermek artık aman İzmir'e bıraktı, sal gitti. Saftamak, belirlemek, tutarlılık bir gün öyle bir gün böyle olmamaktır. Tema biliyorsunuz ne olduğunu anlatılan e, esas özdür. İçerik eserin konusudur. Eserde ne anlatıyor sorusun cevabıdır. Yazar neden bahsediyor sorusun cevabıdır. Kahramanlar, bahsedilenler, yerler, mekanlar, eserin özü, muhtevası, ana düşüncesi hep içerikle alakalı. Yeğlemek e, bunda iyi olduğunu söylemek anlamına gelir. Yinelemek, tekrar etmek, çıkarım belli bir şeylerden ulaşılan bir sonuçtur. Demek ki öyleyse dediğimizde bir çıkarım yapıyoruzdur. Durağan mesela inkılapçılık Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmadığının göstergesi. Yani Atatürk sürekli inkılaplar yaparaktan, çağdaşlaşma hızlı bir şekilde ilerlemeyi kastederekten durağan olmadığını, durgun olmadığını göstermiştir. Ağdalı dil böyle e, şey e, oynanmış üzerinde temizleme yapılmış dil anlamına gelir. Ee, bu da yine bir edebiyat için ağdalı dil kullanması kötü bir şey ifade edebilir. Çala kalem böyle baştan sağma yazılmış anlamına gelir. Yazara özgü de özgünlük anlamına gelir. Şimdi burada en fazla çıkan sorulara baktığımızda en üstte özgünlük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özgünlük ve hemen ardından da kalıcılık ifadesini de buraya yazabiliriz. bunlar anlatım özellikleri diye ben buraya aldım ama normalde burada anlatmak istediğimiz yazarların ya da eleştirmenlerin ya da sanatçıların ya da şairlerin şiirlerinde ya da eserlerinde en çok bahsedilen konular bunlar olduğu için paragraf sorularında da buna benzer bir şey üzerinden size sorabilirler. Dolayısıyla siz özgünlük kavramının ne olduğunu bilmiyorsanız, özgünlükle alakalı üniversiteden çıkmış soruları çözüp hata yapmadıysanız, Özgünlükle alakalı bu sene sınavda bir soru gelirse kaçırırsınız. Özgünlük neydi? Farklı olmaktı. Özentisiz olmaktı. Tek düze basma kalıp olmamaktı. Sanatçının kendisini esere, dam, kendi damgasını esere vurmasıydı. Aa bu ona ait diyebilmekti. Akıcılığı biliyoruz zaten rahat okunabilir olmak, iştenlik olmak, özlülük az sözde çok şey anlatabilmek. Yani eğer bir şeyi uzun uzun anlatıyorsan bu özlü olmadığını gösterir. Kısa, sade anlatabiliyorsan, atasözleri gibi, deyimler gibi anlatabiliyorsan bu senin iyi bir yazar olduğunu gösterir. Hatta üniversitede bununla alakalı da 6-7 sene, 6-7 farklı senede 6-7 farklı sınav sorusu gelmiştir. Demiştir ki eskiden vaktim çoktu, kısa yazılar yazabiliyordum. Şimdi hiç vaktim yok, uzun uzun yazıyorum. Bakın burada ne demek istiyor? Eskiden vakti çoktu, düşünüp kısaltıp yazabiliyordu. Ama şimdi hiç vakti olmadığı için sallıyor da sallıyor, uzun uzun yazıyor demek istiyor. Dolayısıyla... Kısa ve özü yazmak zordur. Keşke kısa yazacak kadar zamanım olsaydı. Demek sizin anladınız mı? Kapalılık her okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği. Sembolist Ahmet Haşim gibi sanatçı e, eserinde anlatmak istediğini hemen vermemeli diyor Ahmet Haşim. Hatta Ahmet Haşim'le benzer görüşte olan sembolist şair Paul Valer diyor ki bir sanat eserinin değeri... ...her okyanun ondan farklı anlamlar çıkarabilmesindedir diyor. İşte bu kapalılıktır. Biz ders kitaplarında, ansiklopedilerde veya benim şu anda yaptığım anlatımda olabildiğince açık yani her dinleyenin aynı anlamı çıkarabileceği bir anlatıma ulaşmaya çalışıyoruz. Ama eğer ben şair olsaydım kapalı bir anlatım yapmaya çalışırdım ki siz dinlediğinizde başka bir şey anlayın. Ahmet dinlediğinde başka bir şey anlasın. Ayşe dinlediğinde başka bir şey anlasın. Ve her izleyen, her dinleyen ondan farklı duyuşlar, farklı lezzetler alsın isterdim. Ama öyle bir şey yok ki herkes aynı şeyi anlasın ki herkes sınavda başarılı olsun istiyorum. Dolayısıyla bende açıklık var. Açıklayıcı anlatım da oradan geliyor. Anlatımda açıklık, açıklama, açıklayıcı anlatım. Yani net, açık, her okuyanın aynı anlamı çıkarabileceği ders tabındaki anlatım. Kapalılık, açılık Zaten hızlı olduğunu biliyoruz. Yerellik ve evrensellik. Evrensellik tüm insanlığı ilgilendiren, tüm insanlığa hitap eden kavramlardır. Anne sevgisi, ayrılık, ölüm, özlem. Ama yerellik sadece bir bölgeye özgü, sadece bir ulusa özgü, sadece bir millete özgüdür. Mesela lahmacun yerel bir kavramdır ama az önce söylediğimiz gibi anne sevgisi evrenseldir. Tutarlılık, çelişki içerisinde olmamak. Sürükleyicilik, akıcılığın biraz daha hızlı, daha da ötesi yani... Okuyorsun ama çok sürükleyici hiç bırakamıyorsun elinden. İştenlik samimiyet durulukta sade bir dil kullanıp aynı zamanda gereksiz sözcüklere yer vermemektir. Mesela anlatım bozukluğunda gereksiz sözcük kullanılması esasında anlatımda duruluk ilkesine dikkat edilmemesiyle alakalıdır. Yani siz gereksiz sözcük bulunan bir cümle kullandıysanız, gereksiz sözcük bulunan bir cümleyle anlatım bozukluğu yaptıysanız... Ee, duruluk ilkesine aykırısınız. Ama mesela doğallık vardır. Doğallık ise bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde söylemektir. Bu da üniversite sınavında 90 yıllarında çıkmış. Demiş ki yazarlıkta en büyük yardımcım annem demiş. Bazen bir şey sorardım anne olmuş mu derdim. Annem de olmamış derdi. Sebebini sordum da, da o öyle denmez de ondan derdi. Niye? Bu parçada yazarın annesini yazarda bulduğu eksiklik nedir diye sormuş ÖSM. Doğru cevap doğallık olmuş. Yani bir şey nasıl söyleniyorsa o şekilde söylemek. Yani mesela naturalist sanatçılara biz niye naturalist diyoruz? Çünkü onlar karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşturuyorlar. Nabizade Nazım Karabibik romanında karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşturduğu için ilk köy romanını yazdı kabul ediliyor. Ve hatta e, Emil Zola ya da işte Mopasan buna benzer sanatçılar karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşturdukları için tam anlamıyla naturalistler. Ve gerçeği olduğu gibi çirkin yönüyle anlattıkları için. Burası da önemli diyoruz ve geçiyoruz. Parça anlamına alakalı artık sona geldik. Asıl anlatılmak istenen demek ki ana düşünce. Hangisi çıkarılamaz? Yardım düşünce. Hangisine denimlemiştir? Yardım düşünce. Hangisine söz edilmiştir? Yardım düşünce. Ve yardım düşüncelerinin toplamı ana düşünce olduğunu bir kez daha özetledik. Hızlı bir şekilde bitiriyorum vaktiniz değerli. Geçen haftaki ödülü sorumuza bir soru değildi. bir şeyip, yorumu paylaşmanızı istedik. Türkçe'de hepsini doğranmak için kaç farklı kaynak bitirmeyi düşünüyorsunuz demiştik. Şimdi diğer ödülü sorumuz gelecek. Arkadaşlar Kaç farklı kaynak bitirirseniz bitirin. Eğer ÖSM'nin sorduğu bütün paragraf sorularını, bütün cümle anlam sorularını, bütün Türkçe sorularını çözmezseniz, hatta bütün sosyal bilgilerdeki sorular için de geçerli bu sözel soruları söylüyorum. Çözmezseniz bence sınavda sürpriz soruyla karşılaşabilirsiniz. Eğer çözerseniz emin olun, diğer kaynaklarda zaten çözdüğünüz için sınavda tüm soruları doğru yaparsınız. Bu sonu cevabı buydu. Şimdi ödüllü sorumu soruyoruz. Gelecek hafta bu soruyu da cevaplayacağız. İnşallah gözükmüştür. Kendinize çok iyi bakın hızlı bir şekilde tempolu bir şekilde çalışıyoruz. Asla tavşan ve kaplumbağa hikayesine inanmıyoruz. İşte tavşan koşmuş 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 dinlenmiş, kaplumbağa gelmiş onu geçmiş yavaş yavaş. Yok öyle bir şey. Tavşan anında kaplumbağayı gördüğün an, hop kalkar hop geçer. Dolayısıyla biz hem tavşan gibi hızlı bir şekilde koşup güzel güzel çalışmaya başlıyoruz. Kaplumbağa gibi de dirayetli oluyoruz. Yani yavaş değil ama dirayetli oluyoruz. Hadi bakalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>